Selam arkadaşlar, merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün size yeni bir telefon tanıtımıyla... Arkadaşlar... Şarkı bir kere kestik. Daha. Bir kere daha. Evet, şimdi yeniden alıyoruz. Selam arkadaşlar, merhaba. Hepinize merhaba. Arkadaşlar, bugün yeni bir telefon tanıtım videosuyla karşınızdayız. Oğlumla birlikte çekiyoruz bu videoları. Oğlum bu işin uzmanı. Daha önce eğitimini aldığını da söylemiştim, anlatmıştım uzun uzun biliyorsunuz. Ve ilgili de kendisi. Dolayısıyla bu telefonlarla ilgili bir hayli insanlar merakta bulunuyorlar. Şimdi elimizde bir telefon var. Bu telefonun tanıtımını soracağım kendisine. Bakalım nasıl Aynen. olacak. Ayrıntılı olaraktan tasarım olarak, batarya olarak, kamera olarak, işlemci olarak bazı özellikleri sizlere anlatıp videonun alt kısmında dakika olaraktan gittiğinizde orada her bir dakikada özellikleri göreceksiniz. Şimdi buyurun videoya geçelim. Hepinize merhaba tekrardan. Moto C5S Plus. Şimdi Motorola'nın değil model. Bu model olarak satıldı. Biliyorsunuz Motorola Lenovo'ya satıldıktan sonra yeni bir model çıktı. Bu Moto G5S Plus modeli. Burada ilk başta ben kutu açılışını zaten önceden kullandığımız bir cep telefonuydu. Garantiye gitti ve geldi. Bunu bir tekrardan size kutu açılışı yapmak istiyorum. Artık satışı yok bu telefonun ama almak isteyenlere bir fikir oluşturması bahabında. Yani ikinci el olarak almıştım. Aynen. 2017 yılının Ağustos ayında çıkmıştı bu cihaz. 2 yıl garanti olduğuna dair kullanma kılavuzu. Hı hı. Aynı şekilde bu da şöyle. Burada da bir kullanma kılavuzu var. Çağrı merkezi için. Kutu boş. Burada şarj aleti var. Kulaklık çıkıyor mu? Tam hatırlayamadım. Burada şöyle 5.5 inç günümüzdeki akıllı telefonlarda Full HD yani ekran kasa oranında %90'ları 95'e kadar uzanan bir kasa oranı var. Şu an artık 5.5 inç o kadar çok iyi bir kasa oranı değil. Devam edelim. 2 GHz'lik bir octa-core işlemciye sahip. Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisi var. 32 GB hafızası var. 13 megapiksel burada iki tane kamerası var. 3000 mAh hızlı şarj özelliği var. Güzel bir özellik. Aynı zamanda ön tarafta parmak izi. Bu benim şahsi düşüncem. Bence ön taraftaki olması daha güzel. Böyle bir kutu. Devam edelim. Şimdi burada cihazımızı ele alalım. Burada aynı bilgileri kutu üzerinde. Aynen. Şimdi cihazımızda ilk başta ben burada genel tasarımla başlamak istiyorum. Böyle sağ tarafına baktığımızda telefonun sağında ses açma ve kapama tuşları var. Power güç tuşu var. Kasa yekpare demirden güzel bir hissiyat. iPhone 5, 5S, 6. Aynen. Güzel. 6000 serisi alüminyum olması lazım. 6000 serisi şu an en iyi seri 7000 serisi. 6000 serisi yani alüminyumun sertlik katsayı derecesini gösteriyor arkadaşlar. Sağlam. Yukarılarda anten çizgileri, altlarda anten çizgileri. Devam ediyoruz. Bu taraf boş. Burada sadece bir tane SIM kart yuvası ve SD kart yuvası var. Buradan açıp da gösterebiliriz. Bu yukarıki taraftan jack girişi. 3,5 milimetrelik jack girişi ki çok iyi bir şey. Şu an günümüzdeki akıllı telefonlarda hemen hemen kaldırıldı. Devam edelim. Alt tarafta güzel bir stereo hoparlör var. Günümüzde hemen hemen ses çıkışı mı var? Aynen. Ses çıkışı diğeri. Ve konuşmalarda yapacağınız mikrofon. Ahize. Mikrofon. Aynen. Mikrofon. Burada mikro şarj giriş yeri var ama bu pek günümüzde artık tercih edilmiyor. Type-C modeli daha güzel
daha tercih ediliyor ve daha şarjın yönü sağ solu belli olmamaksızın. Bu ama öyle değil. Tabii ikinci el olaraktan almayı düşünen arkadaşlara bir video çektiğimizden dolayı. Şimdi buradan iğneyle şeyini açalım. İğneyle bu tarafını açalım. Ha, iki tane şey var. Aynen. Normal bir taraf SD kart tarafı, bir tarafta SIM kart slotu. Bu demir. Çok güzel. Mesela yeni olan telefonlarda demir yapmıyorlar, plastik yapıyorlar buraları. Kaliteli olduğunu gösteriyor. Şimdi telefonu bir başlatmak istiyorum ben. Ön tarafına da baktığımızda aynı zamanda telefon da şimdi teknik servisten geldi. İlk defa yeni açıyoruz. Yani İlk defa yazılımı güncellendi. Şu an yeni bir telefonu alan sıfır olarak alan arkadaş da aynı bunları yaşayacaktır. Hello Moto. Ön kamerada, ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik ön tarafında flash bulunan çok güzel bir kamerası var. Fiyatına göre performanslı. Gördüğünüz gibi hızlı açılıyor. Google'un saf Android arayüzüne sahip. Burada gördüğünüz gibi Google arayüzüne sahip. Burada gücü kuvveti var, burada ayarlarda görünüyor değil mi? Burada şimdi telefondan baktığımızda ayarları, ayarlardan burada sistem, burada Android kaç olduğunu, telefon hakkında bakalım burada. Android 8.1 sürümüyle, son sürüm galiba. 8.1 sürümüyle. 7 ile geliyor, 8.1'e yükseltiliyor arkadaşlar. Şimdi burada ben kamera özelliklerine geçmek istiyorum. Ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası var. Ve tek ton bir tane LED flash ışığımız var. Arka tarafa geldiğimizde 13 megapiksel iki tane kameramız var. Birisi bokeh efekti verebilmek için. Alt tarafta da çift ton LED flash'ımız var. Çift ton LED flash gerçekten bu fiyat seviyesinde çok iyi. Ki şöyle yan taraftan baktığımızda da bombeli bir yapısı olduğundan dolayı gerçekten bunu kılıfla kullanması tercih ederim. Öneririm de. Böyle ekran özelliklerine geldiğimizde cihazda ekranına geldiğimizde IPS LCD, yani LCD AMOLED ekran yok. AMOLED ekran siyahı ve beyazı birbirinden daha iyi ayırt ediyor. LCD ekranında böyle bir özelliği yok. Normal sıradan bir ekran var. Full HD 1080 piksel bir ekrana sahip. 401 PPI yani 1 inç başındaki ekran yoğunluğu, yani renk yoğunluğuna tekabül ediyor. 60 Hz ekran tazeleme hızı var. 16:9 bir ekran kasa oranı var. 16:9 pek artık 16:9 değil de 18:9 tercih ediliyor. Evet. Kanalımızdaki diğer Xiaomi videosunda da zaten göstermiştik. 18:9 genellikle artık tercih ediliyor. Bu artık eskiden kalan bir ekran kasa oranı 16:9. Batarya 3000 mAh, micro USB 15 watt hızlı şarjı var arkadaşlar. Temel donanımlarda da Qualcomm'un Snapdragon 625 2 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 3 GB RAM'i var. DDR3 32 GB ROM'u var. Şarjı gerçekten hemen hemen 2 günü yoğun kullanımda çıkartıyor ilk zamanlarda. Evet. Aynen, yoğun bir güzel bir kullanıma sahip. Şöyle ki şimdi RAM'in 3 olması, kapasitesinin 32 GB olması, bir de artırılabilir olması. Aynen, gerçekten iyi. Antutu benchmark puanlarında şu an cihaz 89.000-90.000 arasında bir puan alıyor. Hani kendi telefonunuz şu an varsa bununla karşılaştırıp seviyesini ve puanını ölçebilirsiniz. Suya dayanıklılık özellikleri var. Suya dayanıklılık ama sıçramaya karşı, toza dayanıklılığı veya suyun altında kalma seviyesi yok. SAR değeri 1,20 civarında. Yani radyasyon. SAR nedir? Radyasyon değeridir. Yaydığı vücutta, radyasyon. Aynen. Vücutta yaydığı radyasyon değeri. Kabul edilebilir bir seviye.
Yani günümüze göre değil ama eskiye göre hemen hemen kullanılabilir. Bir sıkıntı olmaz. Gerçekten alınabilir mi en son duruma bir baktığımızda? Cihazın şöyle bir tekrar kamerasına bakmak gerekirse bulunan şarkı bize tüyü, fotoğraf modları istersen. Fotoğraf modları gibi. Bundan fotoğraf modları orada seçiyoruz. Şöyle odakladım. Hala şu an telefon kasıyor mu gibi gibi sorabilenler olabilir. Buradan sını da anlamak adına. Buradan birkaç fotoğraf da çekmek istedim. Onları sizinle şu an paylaşmak, şu an görüyorsunuzdur. Fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle. En son duruma geldiğimizde telefon alınır mı? Tabii ki temiz bir telefonsa fiyatına oranla gerçekten alınabilir. Ekranı da gerçekten sağlam, ekran kasa oranında kabul edilebilir bir seviyede. Çizilmeye dayanıklı mı hocam? Ekranı Gorilla Glass 3, yani çizilmeye dayanıklı seviyesinden 3. dereceden. Normal, kabul edilebilir bir seviye var gerçekten. Günümüzdeki yapabileceğimiz hemen hemen bütün Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal alemleri açabilir, kullanabilir. Hemen hemen orta seviye bazı oyunları da açabilir. 3 GB RAM ve 625 Snapdragon işlemci. Kötü bir işlemci değil. Orta seviye bir işlemci. İleriye doğru uzun kullanım testi gibi bir video da gelebilir. Yani şimdi bizim kızım kullandı biliyorsun. Kardeşim kullandı. Uzun 2 yıldan beri kullanıyor. Dolayısıyla o zamandan bu zamana hiçbir sıkıntısı olmadı. Sadece düşürdük. Bir camı çatlayınca işte ekranda gölgelenme oldu. Servise gitti. Servisten geldi. Ve her şey çok güzel. Dört dörtlük çalışıyor. Kasma, donma yapmıyor. Tavsiye ederim. Gerçekten iPhone'dan, Android'e 5'ten şimdi geçmek isterseniz alınabilir bir telefon. Bir şey sorayım. Şu iki tane yer ne, kamera mı iki tane var? Birisi tonlama, birisi de kamera. Ton ne demek? Ne tonuyor? Kontrast ayarını yapıyor. Işığın durumuna göre. Işık algılayıcısı. Aynen. Işığı algılayan durumu. Mesela şurada M yazıyor. Bu Motorola'nın M'si bu parmak izi algılıyor mu? Hayır. Öyle bir şey algılamıyor. Yok. Boş. Bir şey daha sorayım. Şu ne anlama geliyor? Burada bir şeyler yazıyor. 8 çekirdekli 2 GHz hızında octa-core işlemcili sahip. 8 çekirdeği var. Aynen. Snapdragon 625 işlemcisi varmış. Yani octa Latince 8 demek. Ve 8'i de belirtmişler, işlemcinin var. 2 GHz hızında çalışan, 4'ü yüksek performanslı, 4'ü normal gündelik kullanım için bir işlemci. Aynı işlemcide sanırım yanılmıyorsam General Mobile GM5 Plus'ta da kullanılıyordu. Ve şu an hala kullanılabilir, sağlam, orta seviye bir işlemci. 13 hem arka hem önde mi kastediyorum? Hayır, 13. İki tane arka tarafta kameramız var. İşte birisi bokeh efekti, yani arka tarafı pozlandırıp ön tarafı sizi belirginleştiren yapay zeka ile değil, iki tane kamerayla yapılan özel bir fotoğraf diye bunu belirtmişler. Yani bir ara bu popülerdi. Burada SD kart da arttırılabilir hafızası diye söylüyor, belirtiyor. Bu SD kart ne kadar arttırılabilir? Onun bir şeyi var mesela 32 GB'lık bir harici. 128 GB'a kadar arttırılabilir bir hafızayı. Oo, iyi. 128. Güzel. Biz şimdiye kadar 32 ile denedik. Evet, 32 ile kullandık biz genelde. Genel oranda alınabilir mi? Fiyatına oranla daha uygun bir fiyata 600-700 liraya bulabilirsiniz. Temiz çizilmemiş olarak da bulabilirsiniz. Gerçekten alınabilir bir telefon. Makul fiyatta, daha uygun fiyata da alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Evet, iyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.